Sayın Böke, eğer bu operasyon başarılı olsaydı muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkomutan olarak bunun duyurusunu yapacaktı ve muhtemelen de siyaseten bunu kullanacaktı. Ancak operasyon başarısız olduğunda öncelikle ilk yaptığı konuşmalarda muhalefeti adeta suçlu gösterdi. Sonrasında da bugün yaptığı konuşmada yine sorumluluğu almadı ve devleti bir anlamda sorumlu gösterdi. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani şahsım devletiydi, şimdi devlet oldu. Yani diyor ki çünkü Genelkurmay Başkanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, efendim Milli Savunma Bakanı, MİT, hepimiz bunda sorumluyuz. Yani devlet sorumlu şeklinde bir yoruma getirdi. Ama düne kadar her şeyden kendisi sorumluydu. Şahsım devletiydi. Hatta şöyle bir cümle de var malumunuz. Kılıçdaroğlu'na bakanlarımı gönderdim. Yani tırnak içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları değil onlar. Benim bakanlarım şeklinde bir tavırla nitelendiren Erdoğan, sorumluluk söz konusu olduğunda şahsım sorumlu demedi, demiyor. Bu biraz önce bahsettiğim ve tarif ettiğim siyasi anlayışın özü esasında. Yani Türkiye'de yaşıyor olduğumuz ağır yıkımın temel sebebi toplumsal barışı ortadan kaldıracak biçimde her şeyi tek elde toplayan, demokrasiyi yıkan, ortak akıl üretim mekanizmalarını ortadan kaldıran bir anlayış. Bu anlayışın cisimleştiği kişi zaten Cumhurbaşkanı'nın kendisi. Yani bir şahsın devleti içerisinde olduğumuz, sizin de soruda ifade ettiğiniz gibi bakanlara kendi bakanı gözüyle bakan, yani toplumun esasında seçilmişlerinin yönetmediği bir kişinin kendisinin rızası dışına çıkamayacak şekilde atadıklarıyla bu ülkeyi yönettiği bir devlet düzenini bilerek ve isteyerek Erdoğan ve bu iktidar kurdu. Şimdi bu gerçek burada duruyor. Bu gerçeğin bugün yaşıyor olduğumuz şehitlerimizin ağır sorumluluk tablosu altında yansıması nasıl ortaya çıkıyor? Vallahi şöyle ortaya çıkıyor. Hatırlayın, bu operasyondan önce çıktı dedi ki Erdoğan, büyük müjdeler vereceğim size. Şimdi önce zannettik ki hepimiz salı günü Ay'a gidilecek olmanın müjdesiydi tarif edilen müjde. Oysa ki çarşamba için başka bir müjde düşünülmüş meğerse. Şimdi ya burada çok problematik bir şey var. Bu derece hassas bir operasyona gidilirken böyle bir operasyon davulla zurnayla duyurulmaz. Bir coşku haberi böyle önden verilmez. Başarıya ulaştıktan sonra elbette hepimiz o coşkuya ortak oluruz. Hepimizin derdi kaçırıldıkları günden itibaren, rehin düştükleri günden itibaren zaten bu 13 yurttaşımızın kurtarılmasıydı. Dolayısıyla bir müjde paylaşılacak ve onun coşkusu yaşanacaksa, başarı elde edildiğinde zaten toplumsal bir anlayışla, bir vicdan ortaklığıyla hepimiz orada bütünleşir ve birleşiriz. Ama mesele toplumu birleştirmek, buluşturmak değil ki. Mesele bir siyasi propaganda iktidarın gözünde. Erdoğan için yaşanıyor olan her şey bir siyasi propaganda aracı. Evet. İşte bu yüzden çok hassas olması gereken bir askeri operasyon dahi bir müjde olarak öncesinden dünyaya duyuruluyor. Şimdi birincisi bu bir şahsın devleti yaşadığımızı gösteriyor. İkincisi, hani siz de söylediniz ya, asimetrik bir şey yapıyor. Yani bir işte 13 kişilik bir şirket açıyor olsa açılışına gidiyor, konuşmasını yapıyor. Ama 13 şehit verdiğimiz zaman sorumluluğu üstlenmemek için çıkıp açıklamayı yapmıyor. 24 saat ağzından bir kelime duymadık. Valiye açıklama yaptırdılar. Aynı bir yıl önce İdlib'de onlarca şehit verdiğimizde Hatay valisine açıklama yaptırıldığı gibi. Şahsım devleti budur işte zaten. Şahsım istediğini üstleniyor, istediğini üstlenmiyor. Her şeyi bir siyasi rant ve propaganda aracı olarak görüyor. Bu anlayışın değişmesi gerekiyor Türkiye. Siyasi boyutta bir sonraki adımın ne olacağını öğrenmek istiyorum. Çünkü muhtemelen herhalde CHP, İYİ Parti ve diğer partiler, Saadet Partisi ve belki HDP bile bir araya gelip bir araştırma komisyonu kurulması yönünde bir adım mı atılacak? Yani böyle bir adım atıldığı takdirde yine AKP ve MHP buna ret oyu verebilir mi her şeye rağmen?
Ne olacak bir sonraki siyasi adım? Gerçek sorumluların ortaya çıkartılması ve bunun hesabının sorulması anlamında. Sedef Hanım, Sayın Genel Başkanımız dün grup konuşmasında çok net 5 soru sordu. Ve bu soruların önemli bir kısmı esasında sorumluları ortaya çıkartacak olan sorulardı. Dolayısıyla biz mecliste herhangi bir komisyon kurulmasını beklemiyoruz. Bunu bekleyerek siyaset yapmıyoruz. Sorumluların bugünden hemen kamuoyunun vicdanını rahatlatacak şekilde ve kamuoyunu ikna edecek şekilde sorulara yanıt verilmesi için gereken siyasi soruları sormaya bugünden başladık biz. Elbette demokratik bir ülkede esasında bu sorunların ortaya çıkması için meclis çatısı altında böylesi bir komisyonu daha ilk günden kurulmuş olması beklenirdi. İktidarın bunu kurmuş olması beklenirdi. Ama şu gerçeği biliyoruz. Bu teklifi herhangi bir muhalefet partisi veya partiler birlikte teklifi verirlerse iktidar ve ortağının reddedeceğine dair bir şüphemiz yok. Çünkü bu iktidar bugüne kadar halkın gerçek sorunlarına dönük muhalefetin verdiği önergelerin hiçbirisini kabul etmiş değil. Çünkü derdi bir ortak çözüm üretmek değil. Dolayısıyla burada da farklı olmaz. O yüzden evet, elbette meclis çatısı altında soru sorarak, soru önergeleri vermeye devam ederek, araştırma komisyonunun kurulması yönünde talebimizi yüksek sesle dile getirerek biz üzerimizi düşeni yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bu 5 sorunun yanıtlanana kadar bizim tarafımızdan yüksek sesle sorulacağına kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bu sorular yanıtlanmadan bir daha böylesi ağır tabloların yaşanmasının önüne geçilmesi mümkün değil. Bu sorular yanıtlanacak ki gerçekte ne yaşandığını bileceğiz ki o zaman bu sorunları kökünden çözebilecek adımları atabilelim. Şimdi soruları izninizle bir hızlıca hatırlatayım ben. Yani bir kere birinci ve en temel soru, 5,5 yıl, koskoca 5,5 yıl, dile kolay 5,5 yıldan bahsediyoruz. Alıkonulmuş, rehin alınmış, hain terör örgütü tarafından gasp edilmiş olan kendi evlatlarımızı kurtarmak için ne yapıldığına dair bir bilgi talebimiz var. Sayın Böke, şimdi bu sorular çok önemli ama bu soruyla ilgili müsaadenizle ben de muhalefet anlamında size bir soru yöneltmek istiyorum. AKP'nin, iktidarın zaten bir şey yapmadığı ortada ki bu kadar büyük bir öfke bunalımı içindeler ve söyleyecek bir söz bulamıyorlar. Öte yandan başta CHP milletvekilleri olmak üzere bu konuyla ilgili girişimlerde bulunmuşlar, çokça önerge vermişler, ailelerle görüşme yapmışlar ama çokça bunun devamını getirmemişler. Neden Türkiye'nin tümüne, tüm Türkiye'nin kamuoyuna bu konu mal edilmemiş? Biz Türkiye kamuoyu olarak 6 yıldır 13 askerimizin rehin olduğunu daha geçen hafta öğrendik. Yani bu operasyon olmasaydı bilmiyorduk. Türkiye de bilmiyordu. Acaba muhalefet bunu Türkiye mal edecek şekilde başka girişimlerde mi bulunmalıydı? Yani muhalefet Sedef açısından bakarsak sorulması Sedef gereken Hanım, soru belki de bu. Yani sorulması gereken ana soru hala iktidarın, muhalefetin ses verdiği, yani bu ağır tabloyu yaşıyor olan ailelerin sesi olduğu koşulda kulağını tıkamış olan iktidara soru sormak durumundayız. Çünkü muhalefetin sesinin sizin tarif ettiğiniz şekliyle belki de yeterince duyulmamış olmasının sebebi de iktidarın kurduğu düzen zaten. Şimdi muhalefetin elinde belli araçlar var. Ne yapabilir muhalefet? Bu sorunu yaşıyor olan ailelere ses olabilecek kürsüyü sağlayabilir. Yapmışız. Milletvekillerimiz, Sayın Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba, Murat Emir, yanında Murat Bakan, yanında diğer milletvekillerimiz kürsülerden aileleri yanlarına alarak meclis çatısı altından basın açıklamaları yapmışlar. Bir değil birkaç kere yapmışlar. Yetmemiş, soru önergeleri vermişler. Yıllarca vermişler. Murat Bakan her yıl neredeyse en az 2-3 defa sadece bu konuya dair soru önergesi vermiş. Araştırma önergesi vermiş arkadaşlarımız. Komisyon kurulmasını talep etmişler. Taceddin Bayır sormuş. Başka milletvekillerimiz önerge vermiş. Yetmemiş, Sayın Genel Başkanımız ailelerle görüşmüş. Ailelerle görüştükten sonra muhalefetin temel sorumluluğu olduğu şekilde iktidara seslenmiş,
Demiş ki burada bir sorun yaşanıyor. Buna çare üretebilecek olan sizsiniz demiş. Muhalefetin yapabileceği bu zaten. Evet. Konuyu gündemde tutmak, şimdi bunlar, bunlar çok önemli. Tabii basın da bunu yeterince gündeme getirmemiş. Evet. Yani burada biz de üstümüze düşeni en azından gönül isterdi ki daha geniş bir şekilde bunu ele alalım. Ve bu canlar gitmeden önce gündeme getirelim. Bu da bize bir ders olsun. Hani bakın, yani biz basın olarak üzerimize bu sorumluluğu alıyoruz ama gerçek sorumluların da almasını bekliyoruz.